Hayatınıza hareket katın. Çekim yapmak için İznik Dağları'nda yürürken Murat Hoca'ya rastladık. Burada ayrıca kanaldan bizi takip eden bir takipçimiz de varmış. Hasan. Hasan Bey. Bizi davet ettiler. Kaya tırmanışı yaptıracaklar bana. İsmim Murat Genç. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nda eğitmenim. Dünya Dağcılar Birliği'ne üyeyiz biz. Dağcılık Federasyonu olarak UIAA. Biz burada şu anda bir grup arkadaşa federasyona bağlı Amazon Dağcılar Kulübü. Bir grup arkadaşa burada kayadan iniş eğitimi ve üstten emniyetli, taprap emniyetli tırmanış yaptırıyoruz. Tabii ki ben ilk kez deneyeceğim. İlk kez deneyecekler. Evet. İlk kez yapacaklar. Size nasıl ulaşabilirler hocam? Bir sayfanız var mıdır? Instagram hesabınız? Instagram hesabım Munzur _koyehel. Facebook hesabımdan da Murat Genç. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Hocamızı oradan takip edebilirsiniz. Hocam etkinliklerden yararlanmak için ne yapmak gerekiyor? Dağcılık kulüplerine, yani illerdeki dağcılık kulüplerine üye olmak gerekiyor. Lisans çıkartmak gerekiyor. Hı hı. Onların hesabından, Facebook hesabından veyahut da işte normal web sayfasından aylık şeylerini faaliyet programları yayınlanıyor. Hı. Faaliyet programlarında yaz temelden başlıyor. Yaz gelişim, ileri kaya ve akabinde işte kış eğitimler oluyor. Kış temel, kış gelişim. Daha sonra en son eğitim ileri kavramda bitiyor. Harika. Daha sonra şey yapabiliyorlar yani. Her hafta tırmanış yapabilirler. Merhabalar, hoş geldiniz İzni'ye. İki gündür buradayız. Dün kanyoning yaptık Sansarak'ta. Bugün Murat hocamız sağ olsun Isparta'daki eğitiminden yorgun argın bizi kırmadı geldi. Daha bir tutku da değil mi? Tırmanış da bir tutku tamamen. Öğretmek de bence büyük bir fedakarlık ve o da büyük bir tutku. Güzel bir yüreklilik de istiyor. Amazonlar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanıyım. Ha, ne güzel. Nerede kulübünüz? Tüm Türkiye genelinde, merkezi Kayseri'de. Hı hı. Ve işte amacımız, kuruluş amacımız şu. Neden Amazonlar? Öncelikle kurucuları kadın. Aha. Kadın kurucular. Sporcularımız hem kadın hem genç. Türkiye'deki dağcılık içindeki kadınların oranı 0.07. Oh, çok düşük. Hiking ve trekking de genelde takılmışlar. Gençler keza okurken eğitimlerin çoğuna katılamıyorlar, kaçırıyorlar. Ki üniversite kulüpleri sanırım dağcılık konusunda oldukça iyi birçok evet, üniversitede. Evet, işte bizde 28 Haziran'da Allah nasip ederse bölgesel eğitim deniyor buna. Hı hı. Dağcılık Federasyonumuzun da Nisan ayında başlayan, Eylül'de biten değil mi hocam? Evet. Eğitimleri var. Uzun temel süreli gelişim, bir eğitim. Temel gelişim, ileri kaya ve arama kurtarma. Aynı şekilde yine Dağcılık Federasyonumuzdan gelen antrenörlerimiz, mesela Murat Genç hocamız gelecek bize inşallah. Ne güzel. 8 tane eğitimler olacak. Evet. 8 eğitimlerinde bölgesel olarak alacaklar. Evet. Eğitimler nerede olacak hocam? Kayseri'de olacak. İkisinin iyi de. İkisinin iyi de. Kışlarda Kayseri'de. Olabilir aslında. Olabilir. Bizim de sloganımız hayatına hareket kat. Her neyse. Süper. Tırmanış, doğa, her şey. Özellikle doğa. Doğada olmak hepimizi mutlu ediyor. Bir şey de aslında inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye'de biliyorsunuz çocuk esirgemedeki çocuklar 18 yaşından sonra hayatın içinde devletin desteği devam etse de hayatta emniyet almayı bilmiyorlar. Evet. Ve onlarla bir protokol imzalamak üzereyiz. Amazonlar Kulübü anne şefkatinde. Dağcılığın içine onları çekip hayatta emniyet almayı onlara öğretmek istiyoruz. Çok güzel bir proje. Evet. Hani Türkiye'de de ilk olacak. Bizim hocalarımız da bir baba tanıtım, gibi. Duyuru konusunda. İnşallah eğitimde çok olursanız seviyorum. Zaten hı-hı. içinde de olacaksınız. Keyifle de çekmiş de olacaksınız. Hayatın içinde belki ileride bir çadırla belki yuvaya başlayacaklar. Çadırda evet. kalmayı öğrenecekler. Evet. Doğa kampçılık. Doğa, onları, evet, öğrenecekler. Onları öğrenecekler. Ne güzel. Çok güzel bir proje. 14 yaşından itibaren başlayacak. Bu zamanda şeyi de öğretiyorsunuz. Yani ekoloji dersi de veriyorsunuz. İşte doğa nasıl kalmalı? Doğa, doğayı yani biz nasıl kirletmemeliyiz? İşte doğaya neler atmamalıyız? Veya doğada nasıl yaşamalıyız? Bütün eğitim boyunca 8 eğitimde ekoloji dersi anlatılıyor. Ekoloji dersi veriliyor. Çünkü dağa giden dağcı kendi yiyeceğini götürüyor ama aynı şekilde sadece ayak izini bırakarak geri dönüyor. Yani bunu eğitim evet, başladığı evet. zaman başlıyoruz eğitmeye, sonuna kadar götürüyoruz ve eğitimin sonunda ekoloji dersi tekrar verip eğitimlerini tamamlayıp güvenli bir şekilde tırmanış yapabiliyorlar. Sevgili Lütfen. Hocam, bir de toplumda büyük bir sorun var aslında. Ciddi bir sorun. Bilgisayar bağımlılığı çocuklarda, gençlerde has safhada. Neredeyse hemen hemen her ailede en az 1-2 çocukta var bu. Asosyal oldular. Doğanın içinde en güzel heyecanı yaşayacaklarını düşünüyorum.
belki bir lokma bulgurla yemeğini pişirip idare etmeyi öğrenecekler. Evet, ne kadar az şeyle ne kadar yeterli olduklarını görecekler. Evet. Ve bunları değerli hocalarımızdan öğreneceğiz. Gece ve gündüz başımızda onlar baba olacak, biz anne olacağız. Ne güzel, birlikte İnşallah. Güzel proje. Çok İnşallah. Güzel proje. Tebrik ediyorum. Belki biz de bir kısmında İnşallah. Katkıda bulunursak ya da yararlanırsak ya da çok duyurabilirsek mutlu çok mutlu olurum. İnşallah. Bir de ben hep şunu istiyorum. Yani bu doğayla yaşamayı ilkokul çağına kadar indirmemiz gerekiyor. Yani bunu ilkokul seviyesinde Anadolu anaokulu şeyinde seviyesinde başlatmamız gerekiyor. Evet, çünkü meyveyi reyonlarda yetişen evet ya da sebzeyi reyonlarda hatta yetişen nesil yetişiyor. Mesela işte okullardaki okullar kendi içerisinde çocukları alıp doğada öğretmenleriyle birlikte kalıp veyahut da bir yürüyüş yapmaları gerekiyor. Yani bu ağaç burada bu yüzden yetişiyor, bu yüzden var. Bu bitki burada bu yüzden var. Bu işte fosil bu yüzden kalmış. Bu ağaç kabuğu burada kalmak zorunda. İşte bunun dönüşümü var diye anlatmak gerekiyor. Evet. Küçük küçük şeyler aslında evet. ileride büyük farklar yaratıyor. Çok çok. Hala bunun bilincinde olmayan bir sürü insan. Evet. Bugün önemli bir aslında iniş yaptı. Amazon kadınlarından birinin, aynı zamanda Amazon Adalet Kulübü Başkan Yardımcısı Ayşe Can'ın hı hı. oğlu, engelli, spastik. Ve dün kanyonda birlikte bizimle kanyon Sansar yaptı. Aklıma. Evet. Sırtında annesinin. Ayşe Can'la gurur duydum. Muhteşem. Ve oğlunu yüreklendirmek, doğada yaşamayı, hayatta kalmayı öğretmek için bunu yaptı. Bugün de Murat hocamız kucağına aldı. Evet, çok güzel görüntüler var. Birlikte tırmandınız. Ne güzel. Ve şeyden kayanın en tepesinden aşağıya ona iniş yaptırdı. Muhteşem. Ve çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Muhteşem çok olmuş. Güzel görüntüler yakaladık. Çok güzelmiş. Kameraya da çektik. Evet, aslında onları biz sizinle de paylaşabiliriz. Evet, ya da paylaştığınız yerden biz paylaşabiliriz. Ha, çok güzel evet. olur. Çok seviniriz. Hocam ben de ilk kez kaya tırmanışı yapacağım. Şimdi sizin emniyetinizi almak için emniyet kemeri taktık size. Evet, böyle bir şeyler giydim. Evet. Bu alt koşum belden sıkıyor hem de ayak kolundan. İki taraftan hı hı. güvenlik perlonu yapmışlar. Ortadan bağlamışlar. Bir de bunun işte askı kolonları var. Bunları teknik şeyler, tırmanışlarda kullanıyoruz. Buraya malzeme koyuyoruz. Ama hı hı. şu anda size sadece üstten emniyet aldığı için ip kask takacağız. Kask da geldi. Kask şu sarı kask daha iyi olur. Hayat hareket kat diyorduk. Hareketin biraz da zirvesi olacak. Şunu alalım. Tamam galiba. Az önce ilk tırmanışımı yaptım. Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Hayatınıza hareket katın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam.